Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde Türkçe'de eş anlamlı kelime, zıt anlamlı kelime, eş sesli sesteş kelimelerle ilgili soru çözümleri yapıp bu konuyu pekiştirmenizi sağlamak istiyorum. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi konumuza geçebiliriz sevgili öğrenciler. Evet. Birinci sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yerine misafir kelimesi yazılırsa cümlemin anlamı değişmez. Yani biz ne arıyoruz? Misafirin eş anlamlısını arıyoruz. A. Arkadaşlarım tek tek geldiler. Arkadaşın altı çizilmiş. B. Komşularımız bize geldiler. D. C. Konuklara kahve ikram ettik. Misafirin eş anlamlısı neydi sevgili öğrenciler? Misafirin eş anlamlısı tabii ki konuk olduğu için doğru cevap C seçeneğidir. Konutla konuğu karıştırmayın. Konut evin eş anlamlısıdır. Konuk misafirin eş anlamlısıdır. Sorular çözümüne devam etmeden önce kendinizi daha iyi ölçebilmeniz adına sevgili öğrenciler, soru geldiği anda videoyu durdurup kendi cevaplarınızı bir yere not ettikten sonra videoyu devam ettirip benim cevaplarımla karşılaştırırsanız kendinizi daha iyi ölçeceğinizi düşünüyorum. Devam edebiliriz sorularımıza. Diğer bir sorumuz. Birbirleriyle eş anlamlı olan kelimeler aynı renkte boyanacaktır. Evet, kelimelerimiz görev, fakir, genç, yoksul ve vazife. Sorumuz şöyle. Hangi kelime tek başına kalır? A. Fakir mi? B. Genç mi? C. Görev mi? Eşleştirdiğimizde sevgili öğrenciler, görevin eş anlamlısı vazifedir. Fakirin eş anlamlısı yoksuldur. Gencin eş anlamlısı var mı yukarıdaki kelimeler arasında? Yok. O yüzden hangisi tek başına kalır? Genç. Yani doğru cevap B seçeneği olacaktır. Hangi seçenekte eş anlamlı kelimeler bir arada verilmiştir? A. Cevap yanıt mı? B. Uzun kısa mı? C. Güçlü zayıf mı? Sevgili öğrenciler, uzun kısa, güçlü ve zayıf birbirinin zıttıdır. Ama cevap ve yanıt eş anlamlı kelimelerdir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özlem kelimesinin eş anlamlısı vardır diyor. Özlemin eş anlamlısını arıyoruz. A. Osman arkadaşın yanından ayrılmak istemedi. B. Ahmet köyünün hasretini çekiyor. C. Bahçede oyun oynamak çok güzel. Özlemin eş anlamlısı neydi sevgili öğrenciler? Özlemin eş anlamlısı evet, hasret. Hangi cümlemizde var? Tabii ki B şıkkında Ahmet köyün hasretini çekiyor cümlemizde vardır. Öğretmenimiz tatilde her gün öykü kitaplarımızı okumamızı istedi. Cümlesinde altı çizili kelime yani öykünün yerine hangisi yazılırsa cümlenin anlamı değişmez. Yani biz ne arıyoruz? Öykünün eş anlamlısı arıyoruz. A şiir mi? B resim mi? C müzik mi? Burada bir yanlışlık var sevgili öğrenciler. Öykünün eş anlamlısı şiir değil, hikaye olacaktı. Bu şıkta düzeltmemiz şiir değil, hikaye olarak yapacağız. Şimdi düzeltiyorum, haberiniz olsun. Öykünün eş anlamlısı hikayedir. Bazen masal ve romanla da karıştırıyorsunuz. Buna dikkat edin. Öykü eş anlamlısı hikayedir. Hangi kelimenin eş anlamlısı yoktur? A. Doktor. B. Öğretmen. C. Pilot. Doktorun eş anlamlısı hekim, öğretmenin eş anlamlısı muallim ama pilotun eş anlamlısı var mı? Hayır. Onun eş anlamlısı yoktur sevgili öğrenci. Hangi seçenekte ihtiyar kelimesinin hem eş hem de zıt anlamlısı bir arada kullanılmıştır? İhtiyarın eş anlamlısı neydi? Yaşlı. Zıt anlamlısı ne? Genç. Yani biz şıklarda yaşlı ve genç kelimelerini aynı cümle içinde arayacağız. O zaman bakalım. Arabayı genç şoför kullanıyordu. B. Durakta yaşlı adam bekliyordu. C. Bu davete yaşlı genç herkes katıldı. Evet bulduk mu? Hem yaşlı hem genç hangi şıkta bu kullanılmış? C seçeneğinde yaşlı ve genç bir arada kullanılmış. İhtiyarın eş anlamlısı yaşlı, zıt anlamlısı ise gençtir. Ve bu da C seçeneğinde kullanılmıştır. Recep yararlı kelimesinin eş anlamıyla bir cümle kurmuştur. Bu cümle aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Yararlılığın nişanlanmasını hemen düşünün. A. Bu kadar fazla şeker dişlerin için çok zararlı. B. Faydalı işler yaparsan seni herkes sever. C. Başarılı olmak için çok çalışmalısın. Yararlı, birinci cümlede zararlı, yararlının zıttı kullanılmış. İkinci cümlede yararlı ile faydalı eş anlamlı olduğu için doğru seçenektir. Üçüncü seçenekte hiçbir yararlı ile alakalı bir kelime kullanılmamıştır. O yüzden doğru cevabımız yararlının eş anlamlısı faydalı olan faydalı işler yaparsan seni herkes sever cümlesidir sevgili öğrenciler. Evet, üç tane kalem aldım, iki tabak kiraz yedi. Benim adım Oya. Yandaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisinin eş anlamlı vardır? Yani kalemin, kirazın ve adın. Adım diyor ya, ad. Eş anlamlısını arıyoruz. Kalemle eş anlamlısı var mı? Kirazın var mı? Adım var mı? Bunu düşünelim. Sevgili öğrenciler, kalem ve kiraz eş anlamlı birer kelime değildir. Ama adın eş anlamlısı isim olduğu için doğru cevap C seçeneği olacaktır. Evet, rüya kelimesi bir kabus, iki düş, üç hayal. Sorumuz şöyle, rüya kelimesinin eş anlamı kaç numarada verilmiştir? Hemen bakalım, rüyanın eş anlamlısını düşünürseniz A1'de, B2'de, C3'te diyor. Rüyanın eş anlamlısı neydi sevgili öğrenciler? Düştü. O yüzden iki numaralı kelime düş, rüyanın eş anlamlısıdır sevgili öğrenciler. Yukarıdaki kelimeler eşleştirdiğimizde hangisi dışarıda kalır? Sevgili öğrenciler, yılın eş anlamlısı sene, mektebin eş anlamlısı okul, fakirin eş anlamlısı yoksuldur. Ama misafirin eş anlamlısı karşısındaki kelimeler arasında yoktur. Konutla karıştırmayın. Misafirin eş anlamlısı konuktur. O yüzden bunu karıştırmayın diye konulmuştur. Konutun eş anlamlısı ise evdir. O yüzden doğru cevabımız misafir dışarıda kalır çünkü eş anlamlısı karşıda yoktur. Evet, kelimeler eş anlamlarıyla eşleştiriyoruz şimdi. Yüce, neşe, sebep, üzüntü, keder, ulu, sevinç neden eşleştirdiğimizde yücenin eş anlamlısı uludur. Neşenin eş anlamlısı sevinçtir. Sebebin eş anlamlısı nedendir? Üzüntünün eş anlamlısı ise kederdir sevgili öğrenciler. Yine bir eşleştirme çalışmamız var. Kelimeler geldikten sonra isterseniz siz durdurun. Eşleştirmeyi yapıp benim eşleştirmem bitirmemi bekleyin. Daha sonra karşılaştırırsınız. Beyazın eş anlamlısını hepiniz biliyorsunuz attır. Yabaninin eş anlamlısı vahşi. Eşeğin eş anlamlısı merkep. Doktorun eş anlamlısı ise hekimdir sevgili öğrenciler. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? A. Zenginin dostu çok olurmuş. B. Sağım solumsu ve saklanmayan ebe. C. Elleri soğuktan üşümüştü. D. Çirkin ördek yavrusu adlı hikayeyi okudum. B seçeneğinde sağ ve sol birbirinin zıttı olduğu için ikisi bir aynı cümlede kullanıldığı için doğru cevabımız B seçeneği olacaktır sevgili öğrenciler. Şimdi hangisinin zıt anlamlısı doğrudur? Bakalım verilen kelimelere. İyi, kötü, ince, uzun, kolay, sıkıcı kelimeleri verilmiş. Biz zıt anlamlı kelimeler arıyoruz. Tabii ki iyi ve kötü birbirinin zıttıdır sevgili öğrenciler. Verilen kelimelerden hangileri zıt anlamlıdır? Yararlı, zararlı, küçük, ufak, cesur, saygılı. Zıt anlamlarını aradığımız için yararlı ve zararlı birbirinin zıttıdır sevgili öğrenciler. Kolay, hafif, acı, tatlı, terbiyeli, tutumlu. Hangileri zıt anlamlıdır? Tabii ki acı ve tatlı birbirinin zıttı olan kelimelerdir. Şimdi yine zıt anlamlı kelimeleri arıyoruz. Verilen eşleştirmelerden fazla, uzun, ileri, geri, küçük, hafif. Verilen eşleştirmelerden birbirine zıt olan kelimeler ileri ve geridir sevgili öğrenciler. Yine verilen eşleştirmelerden zıt anlamlı kelimeleri arıyoruz. Zıt anlamlı eşleştirmeyi arıyoruz. Sıcak ılık mı? Soğuk buz mu? Taze bayat mı? Evet. Tabii ki taze ve bayat birbirine zıt olan kelimelerdir sevgili öğrenciler. Aşağıdakilerden hangisinin sesteşi vardır? Sesteş neydi sevgili öğrenciler? Aynı yazılışlar ve okunuşları aynı ama cümlede kullanımına göre o kelimenin anlamı değişiyordu. A'da araba var, B'de çay var, C'de güneş, D'de vazo var. Bunlardan sadece B seçeneğindeki çay sesteş bir kelimedir. Çünkü ben çay içtim cümlesindeki çayla çaydan geçerken ayaklarım ıslandı
cümlesindeki çay farklı anlamlardadır. Birincisindeki demlenen içilen bir sıvıdır. İkincisindeki akarsu anlamındadır. O yüzden B seçeneğindeki çay sesleş bir kelimedir ve sesleşi olan bir kelimedir sevgili öğrenciler. Yine sesleş bir kelime çalışması yapalım. Dolu kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Bardak ağzına kadar dolu. B. İçerisi dolu olduğundan nefes bile alınmıyordu. C. Dolu yağarken herkes saçaklarının altına kaçıştı. D. Ağzın dolu iken konuşma. Buradaki dolu kelimesi iki farklı anlamda kullanılmıştır. Üç tane seçenekte yani A, B ve C seçeneğinde boşun zıttı anlamında kullanılmışken C seçeneğindeki dolu bir yağış şekli. Yağmur, kar gibi dolu da bir yağış şeklidir sevgili öğrenciler. Yağış şekli anlamında kullanıldığı için C seçeneğindeki dolu farklı anlamda kullanılmıştır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır sevgili öğrenciler. Evet, eş anlamlı, zıt anlamlı ve eş sesli kelimelerin soru çözümleriyle ilgili dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.